Yakacağız bugün abi, yakacağız. Şimdi düğün konvoyu öncesi aracımızı bir temizletiyoruz. Ondan sonra süsleteceğiz. Ama çok paraydı. İnanın çok paraydı. Yani sabahtan beri aşağı 10-15 lira harcadım. Çünkü malum taksi değil, büyük araba. Bayağı uzun sürüyor. Şimdi aracımızı bir yıkayalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi arabanın dışını yıkadık gibi bir şey. Yıkadık yani, bundan daha iyisi. Çamda gayısı. Şimdi abi bezle güzel gene bir kurulayacağım. Ondan sonra şu lastikleri falan Arap sabunuyla parlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Bu öne bir kere daha su vurmam lazım. Çünkü yukarıdan aşağı gelen pislikler öne akmış. Parlatacağız. Kırmızıyı parlatacağız. Yakacağız bugün abi, yakacağız. Bakalım, inşallah her şey çok güzel olacak bugün. Tazyikli suyu da ayağımıza vurduk. Görmüş olduğunuz gibi. Kanattı, görüyor musunuz? Yani tazyikli su ayağımızı kanattı. Deriyi yırtlattı yani. Şu arabayı bir çevireyim. Bir de kafaya su vurayım. Ondan sonra bir gölgeye çekeyim arabayı. Suyunu alayım. Evet arkadaşlar, temizlik işi tamam. Arabayı parlattık, şükürler olsun. Cırlop gibi yaptık şimdi. Ve şimdi doğru Emre Özkan kardeşimizin abisi olan Samet, benim de arkadaşım aynı zamanda Samet. Daha önce birlikte çalışmıştık. Onun gelin ve süsleme dükkanı var, çiçekli dükkanı, Mila Çiçekçilik. Oraya gideceğiz ve şimdi tırları orada süsleyeceğiz. Aynı zamanda gelin arabasını da süsleyeceğiz. Benimle beraber 3 tane tır süslenecekmiş. Ben şimdi aracımı güzel gene temizledim. Malum sabah mesaiden çıktık. Komple gübreydi araba. Onu akıttım, tertemiz ettim şimdi. Doğru süsleme. Şimdi bu lastikleri de Arap sabunuyla parlatacağım inşallah. Şu arka paspasları da sprey boyayla beyaza veya siyaha boyayacağız. Kameranın birisini şu rüzgarın arkasına koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadan gelen konvoyu görüntüleyebilmek için. İnşallah beğenirsiniz. Vallahi hiç uyumadım arkadaşlar. 7/24 ayaktayım. Duş aldım. Yatağa yattım. Bir saat uyudum, uyumadım. Telefon geldi. Bir zahmetten hava arabaları süslüyoruz. Mecbur kalktım arkadaşlar. Bakalım bugün fırsat bulabilirsem bir iki saat daha uyurum. Ondan sonra konvoya katılırım diye düşünüyorum. Şimdi aracımızın içini zaten biliyorsunuz. Döşemeler gelmeden bir şey yapamıyorum. Döşemeler gelince aracın içini de ayrı bir şekilde düzenleme yapacağız inşallah.
Evet arkadaşlar, şimdi çiçekçi Samet kardeşimizin yanına geldik. Az kaldı, şu kavşakta hemen karşıda Minel Çiçekçilik Tekkeköy'de. Sizlere orayı tavsiye edebilirim her türlü. Yani sünnet olsun, düğün olsun, ne bileyim hediyeli çiçekler olsun, evinizde ihtiyacı olan çiçekler olsun, her şey mevcut. Oradan temin edebilirsiniz. Samet, geliyorum kardeşim, bekle. Şimdi aracımızı bir şişleyelim bakalım nasıl olacak. İlk defa tır şişliyorum böyle gelin aracı gibi. İnşallah iyi olacak. Sizlerin de beğenmesi için elimizden geleni yapacağız. Şimdi bir geçelim. Arkadaş, bunun arkasında da Dorse yokken var ya, inanın bildiğiniz taksi ya. Bildiğiniz taksi ya. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Samet kardeşimi gördüğünüz gibi Emre Özkan'ın abisi oluyor kendisi, biliyorsunuz zaten. Minel Çiçekçilik. Ben size demiştim orada aracımı süsleyeceğim diye. Şimdi ufaktan başladık. Daha bu başlangıç, devamı gelecek ve konvoyun birinci arabası olacak. İnşallah, Samet kardeşinin inşallah dediği gibi. Yani burada bomba olacak, bomba. Yani burada hiç çekinmeden yer mekan Tekkeköy, Minel Çiçekçilik hemen yolun kenarında. Burada süslemeler olsun, çiçek, her çiçekler mevcut. Yani bütün süslemelerinizi burada bu kardeşimize yaptırabilirsiniz. 7/24 hizmet, kesintisiz. Aynen öyle ve uygun fiyat. Böyle güzel, kazık marka yok bizde baba. Öyle. Biz insan kazanmanın peşindeyiz. Para kazanmanın peşinde değiliz abi. İşte bize de böyle adam aynen lazım abi. Biz para kazanmanın peşinde. Para her zaman bulunur abi. Aynen abi. Parayı bulursun ama insanı bulamaz. Bize insan lazım. Evet. Bize sağlam dost lazım, çevre sağlam lazım. Sağlam arkadaş, imkansız bulamaz. Aynen öyle. Biz onun peşindeyiz. 7/24 kaliteli, güzel hizmet. Aynı zamanda şu yan tarafa da lokum, kahve, kuru yemiş, baharat çeşitleri de kurulacak abi, yakın bir zamanda. Abi. Bir hafta içinde devreye girer içinde. Bir hafta içinde faaliyete geçeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Vallahi arkadaşlar. Yenilebilir hediyelerimiz olacak. Yenilebilir lezzetlerimiz olacak. Aynen. Bizim mekanımız burası. Sizin mekanın neden burası olmasın ki? Mekan 10 numara abi. Karşındaki insan yıllar önce beraber çalıştığım bir arkadaşım. Aynen. İlk işinde. Sonsuz. Vallahi billahi. Ne günlerdi o gün. Zamanlar. Sen böyle. Düz burada. Abi böyle duruyor ya, o yüzden lan. Ben kaçayım. Şöyle bana canım. Sametciğim, yapıyorsun bu sporu ya. Abi işimiz bu. Abi bir tut abi. Abi herkes inşa yeri olacak. Herkes kendi işini yapacak. Herkes bildiği işi yapacak, sevdiği işi yapacak abi. Aynen. Bildiği işi yapacak herkes. Biz sanat icra etmenin peşindeyiz abi. Abi bu işi de ben kolay bir iş değil ama. Ben kendimi sanatçı olarak görüyorum, sanatçı olarak. Bu görüyorum. İş yapmak da kolay bir şey değil yani. Abi. Aynen öyle yani. İnsan işini düzgün severek yaparsa sanatçı olur. Benim gözümde bütün insanlar olur. Boyacısı, simitçisi, ne bileyim. Yolda çalışanı, izde çalışanı hiç fark etmez. İşini aynen severek öyle yapan her adam sanatçıdır, sanatkardır. Önemli olan çünkü o adam işini yapmak en iyi şekilde yapar abi. Hanımefendiye bakar mısın? Baba, bu kapılara ne düşünüyorsun? Mesela kapılara... Ya ben karışmıyorum, ben bir şey demiyorum. Sen bana bırak. Ben abi işi ustasına bırakacağım. Ben sadece iş bittiğinde bakacağım. Aynen öyle abi. Sen iş bittiğinde bak. Peki yeğenim de bu olmamış de, şu olmamış de, ben o zaman hepsini söker yerine yaparım. Baba yok. Yaptığı işi hiç kimse yapamaz. Yok abi, yapamaz. Evet Samet kardeşim abi, eline sağlık. Elimizden geldiğince. Vallahi çok güzel oldu. Yakacağız bugün Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle aynen. Şurada bir iki rutuş tamam, daha bir şeyler var. Tamam, sen rutuşunu ya bitir. Ben şöyle bir gezeyim arabanın etrafını. Sen şöyle gel. Berkay, nasıl, iyi olmuş mu? Kim o lan? Sağ oldu abi. Kim tam çekiyor? Bir gelin arabası oldu. Vallahi mi? Gelini oldu. Bu arabaya mı alsak? Ne yapsak? Aynen öyle. Sanat icra ediyoruz abi. Tamam, gene gibi çekiyor. Kendi arabamı çekiyorum. Senin toplayını da çekeceğim. Dur, acele etme.
Baba herkes bugün araba şişliyor ya. Havla kapat, havla kapat. Hey! Havla kapattı beyaz şeyde. Sen ne yapıyorsun toplayına? Gördüğün gibi. Başkan. Ben başkan, sen başkan. Baba evlat ya. Abi araya girdiler. Kusura bakma seni. Baba sıkıntı yok. Ama. Benim ben ayağımı sürterek geldim herhalde, öyle gözüküyor. Ayağımı sürttüğüm için gelirken rızkımızla bereketimizle geldik kardeşim sana. Uğurlu geldi yani. Benim acelem yok. Ben bir saat geç giderim. Hey, sen iş gör. Uğurlu geldik. Sakın konvoyda önüme geçme, vallahi tampon atarım yok sana. Ya, vallahi yok ben ya. Bilmem. Arabanın babası burada, sen konvoyu. Ben bilmem vallahi. Yapma ya. Kaldırıp atarım seni yolda. Yok ya. Hak ha. Ha bakarım. Aç şunu aç. Sanki hırsız var ya. Allah Allah. Alt tarafta iyi bir araban var yani ha. Vay anam vay. Baba toplayın ya. Ama helal olsun Metin abi. Halil abiye helal olsun. Halil abi harbiden arabaya bakmış. Berkay. Bu arabanın sahibi Halil abi. Diyorum ki ona abi arabayı satalım diyorum. Bundan mı alalım diyorsun? He bunu satalım diyor, tamam mı? Alayım senden diyorum. Satmam baba diyor. Ben de bu arabayı satamam. Allah Allah. Adam o kadar hasta yani araba. Çok güzel yapmış ama abi. Çok güzel yapmış. Araba maşallah var. Araba maşallah harika var. Duruyor yani. Hoşuma gidiyor. Bundan bir tane daha var aynısı. Nereden düşündüyse tıpa tıp aynısı kardeşi. Allah ikizler Allah. Gibi araba. Aynı. Onda da başkan yazıyor. Ama maşallah. Bak bastı. Aynen bastı. Yapma bu sporu kral. Dip basık. Dip basık toplay. Çek abi. Hay ya. Bas abi. Bas dip abi. Basık. Dip basık. Dipe bak. İndir bakayım dibe kadar. Hani bu kadar mı ineyim? Hani topaş kadar inmeyi. Hani bir karış var mı abi aşağıda? Ooo daha ne yapsın ya? Araç çalışmıyor ya abi. Körükten hava yoktur. Aynen. Bir karış abi. Beş parmak. Beş parmak. Ya bir karış bile değil. Beş parmak ya. Aynen, ya yoksa dinliyor. Rastgele bunu. Bak olsa iniyor komple. Aynen. Baba araba evet. Ya. Sade şık bir süsleme bitti bu. Aynen. Bana devam edelim. Ben eve gideyim. Bir yarım saat, bir saat uyuyabilsem uyuyayım. Uyuyamam ama. Evet arkadaşlar. Bir Allah'ın yıldızı, bir Alman'ın yıldızı. Yıldızı süsledik. Nasıl olmuş? Evet. Yıldızımız sahnelerde. Aynen. Babasına arabayı vermedi baba. Samet'ciğim eline sağlık kardeşim. Vallahi abi, on numara. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Nacizane ustalığını, işçiliğini kadar. Her zaman gösteriyorsun ve yine gösterdin. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bir aksor daha geliyor beyaz. Gelsin abi. Ona da böyle fazla değil. Aynı bunun gibi böyle şerit merit şey bir şeyler yaparsın. Abi seninki ayrı tamam. Özel. Evet. Aynen. İçelim oraya. Arkadaşlar aracımızı süsledik. Samet kardeşim sağ olsun. Yani işçiliğini en güzel şekilde gösterdi görmüş olduğunuz Allah gibi. Allah razı olsun abi. Ve şimdi konvoy için eve gidiyorum. Üstümü değiştireceğim. Ondan sonra konvoya gideceğiz. Konvoyla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi konvoya birazdan çıkacağız. Bu kardeşimle birlikte, bu kardeşim arkamdan gelecek. Arabasını şöyle göstereyim ben size. O Asaf yazıyor ya beyaz. İşte. Arabası da bu baba. Sen arabayı bir yana var. Neyse şu numarayı ben koyayım. Anahtar mı? Thank you.
gibi tarz bir yer ya abi. Yemek falan da var. Ambro'da da sarılın kaybolmuyor mu? Yok oğlum, ambro yola çıktı. Yok yok abi, buradan sağ abi. Adamı durma. Başkan camdan ne taraf? Eyvallah. Devam ediyor. Bastığınız yerde ot bitmiyor, ot! O diye kornaya kaçıyor, ya! Sırma bize baba! Geri git, geri. Ne oldu Emrah Usta ya? Allah. İyi daha, senden ne haber? Evet arkadaşlar, bir düğün konvoyundan sonra geldik. Yaşarım! Geri geri gitsene oraya, geri geri. Niye buraya geliyorsun? Canım arkada kameram var, arkayı görmeye. Aynaya bakmaya gerek yok. Az daha gitsene. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum.